Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videoda havuza bağlamayı göstermiştim. Bakın havuza bağlayan ortalama bir gün oldu. Bir gün sonucunda tabi bilgisayar çok yavaş bir şekilde pilot yaptığı için şu şekilde yavaş yapıyor. Aslında çok hızlı yapıyor ama cihanın e, kendi uygulaması çok yavaş yaptığı için baya baya geç kalıyoruz. O yüzden bugün sizlere MetMax ile nasıl hızlı pilot yaparsınız onu anlatacağım. Ondan önce şöyle kısa bir grafiğe bakalım. Ee, şu an toplamda 20 tane pilotum var. Buradaki pilot sayım arttıkça arkadaşlar şurada ayrıntılar yazıyor zaten okuyabilirsiniz. Her K32 pilot için 10 puan veriyor. Toplamda 10 terabayt olduktan sonra 1000 puan da fazladan verecek. Ve sonra da her pilot için 41 puan vermeye başlayacak. Yani aslında burada bir nevi sadakat programı diye bir program e, oturtmaya çalışmışlar. Bu program sonucunda size belirli bir zaman sonra belirli bir ödeme artması yaşatacaklar. Bu program sayesinde belirli bir zaman sonra kazancınız birazcık daha artacak. Havuzla ilgili birazcık daha detaylı bilgisi isterseniz hemen alt tarafa tıklayıp detaylı bilgi öğrenebilirsiniz. Hemen biz geri diyelim. Şimdi gelelim Mad nasıl kuracağız? Hemen size açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak Mad kendi sitesine gelin. Yani daha doğrusu kitaba gelin. Kitaptan hemen şuradan zip olan klasörü indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten hemen sonra sizi bu şekilde bir dosya karşılayacak ve bunu hemen çıkartın. Çıkarttıktan sonra içerisine girin ve şu ritmi yani beni oku bölümünü kesinlikle okuyun. Çünkü burada aslında biraz sonra yazacağımız kodların ne anlama geldiği falan yazıyor. Tabi isterseniz arkadaşlara bağışla yapabilirsiniz. Sonuçta zaman kazandırıyor. Buradaki açıklamalara göre aslında hangi harfin ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Ben bunu hemen küçültüyorum ve pilot yazan pilot.cmd yazan dosyanın üzerine sağ tıklıyoruz ve düzenle diyoruz. Ben burada yazanın aynısını açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz hiç uğraşmadan ctrl v yaparak buraya yapıştırın. Burada şunu anlatmak istiyorum. Eksi ne? Kaç tane pilot yapacağınız anlamına geliyor. Buraya eksi bir yazarak ben hard disk yani depolama alanım durana kadar yapmasını istiyorum. Eksi c havuzun kendi adresi bunu nereden bulacağınızı birazdan göstereceğim. Eksi f key hemen yan tarafa doğru gideyim. Eksi R kaç tane çekirdek kullanacağınız. Ben buraya 12 tane çekirdeğimi kullanıyorum. Ben de toplamda 24 tane var ama 12 tanesini kullanıyorum. Çok fazla çekirdek kullanmayın. Aksi takdirde bilgisayar çok aşırı bir şekilde ısınıyor ve mavi ekran alabilirsiniz. Hatta işlemcinizin yanmasına kadar gidebilir. Eksi ve eksi 2. Bu iki arkadaş neredeyse birbirinin aynısı. Şu anlamda aynısı. Birisi toplam 230 GB'lık aslında boş alanın yani aslında pilotun yapılacağı konumu belli ediyor. Ben ikisine de aynısını yazdım. Siz isterseniz farklı bir dosyada yapabilirsiniz. En sondaki eksi D de arkadaşlar pilot yapıldıktan sonra nereye kopyalansın istiyorsanız oranın adresini yapıştırmanız gerekiyor. Bu yapıştırma olayında şöyle yapıyorsunuz. Hemen ben şuradan mesela aya Media klasörüme geleyim. Buradan mesela A1'in içerisine kopyalanmasını istiyorsam hemen yukarıya boşluğa tek tıklıyorum. Bakın hemen kendisi zaten komple seçim yaptı. Üzerine sağ tıklayıp kopyala diyorum ve buraya gelip buradaki an anlattığım gerekli yerlere yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Ctrl S demeniz veya hemen dosya tıklayıp kaydetlemeniz fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar ve hemen dosyanın üstüne çift tıklıyorsunuz ve pilot yapma işlemi başlıyor. Hemen burada şunu ben bunu kapatıyorum. Şimdi size Farmer Key ve Pool Key'i nereden bulacağınızı göstermek istiyorum. Hemen buradan Hemen şu sağ üst taraftan pilot ekle diyebilirsiniz veya pilotlara gelip hemen sağ üst taraftan pilot ekle diye, diyebilirsiniz. Buradan e, herhangi bir pilotu seçmeniz yeterli. Sadece K'leri almak için bunu yapacağız. Sonra ben sileceğim. O yüzden K 32 bir pilotu seçeyim hızlı bir şekilde bitsin en azından. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Geçici konum seçin bir tane. Ben hemen A1'i seçiyorum. Tekrardan bu boşluğu seçiyorum. NFT'yi seçiyorum. Buradan burayı kesinlikle atlamayın. Burada çünkü hangi havuz olduğunu belirtmemiz gerekecek. O yüzden buradan akrobat seçeneğini tıklıyorsunuz ve oluştur diyorsunuz arkadaşlar ve burada hemen şunu yapacağız. 3 noktaya tıklıyoruz. Kayıtlara bak diyoruz. En üste geliyoruz arkadaşlar ve en üstü şöyle komple seçin. CTRL C deyin. En üstü seçip CTRL C dedikten sonra herhangi bir not defteri bölümüne gelin arkadaşlar. Not defterini açın veya biraz önceki yere gelin. CTRL V deyin ve hemen bakın burada Farmer Key'imiz burada yazıyor. Hemen ondan önce de Pool Key'imiz var arkadaşlar. Bakın Pool Key hemen şuradan şuraya kadar kopyalıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pool Key'imizi hemen şuraya kadar Farmer Key'imizi de buradan alıyoruz sondaki şu B harfinden sonraki karakteri almıyoruz. Buraya kadar alıyoruz ve bunları kopyalayıp biraz önceki gösterdiğim yerlere yapıştırmanız yeterlidir. Ben bunu hemen siliyorum. Gerek yok. Yaptıktan hemen sonra bunu yaptınız. Her şeyi hazırladınız. Notlarının hepsini aldınız. Burası çok güzel bir şekilde duruyor. Aynı bu şekilde yazdınız. Sonra bunu kaydet deyip kapattınız. Ve yapmanız gereken pilot.cmd'nin üstüne çift tıklayıp pilot işlemini yapmaya başlatmak arkadaşlar. Hatta ben şu an başlatacağım kendisini ama ilk önce bir düzeltmem gerekiyor. Burada şunu unutmayın kesinlikle Chia uygulamasına gireceksiniz. Pilotlar bölümüne gelip hemen sağ üst taraftaki 3 noktaya tıklayıp şu an yeni yapacağınız güncel pilotları hangi dizine atıyorsanız yani hangi diske kopyalıyorsanız orayı buraya eklemeniz gerekiyor. Aksi takdirde ne havuz ne de Chia uygulaması o pilotları görmeyecektir. Bunu kesinlikle unutmayın. Bir dizin ekle deyip, buradan herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Bakın bende bir sürü yer ekli zaten. Bunu hemen kapatıyorum. Gerekli ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından, telegramdan veya twitter adresinden bana sorabilirsiniz. Şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bakın benim pilotlar bölümümde eski yaptığım solo kazım yaptığım pilotlar var. Toplamda 700 civarı pilot var. Ve ben bu pilotları sırayla siliyorum. E, i̇ki önceki yaptığım videoda pilot kalitesini ölçmüştük. Pilot kalitesine göre. E, bakın pilot kalitesine göre ölçmüştük. Pilotlarımı sırayla siliyorum. Mesela 0.8 olan pilotumu siliyorum. Onun yerine yeni pilot yapıyorum ki. Solo'dan aynı anda kazım yaparak kazan sağlamaya devam etmeye çalışıyorum. Bunu size de tavsiye ederim. Belki nasipte vardır. Dizleri tamamen doldurana kadar belki solo da bulma ihtimaliniz yüksektir ve hızlı bir şekilde Chia'da bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.